Şunu söyleyeyim. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir enkaz devraldığı ortada. Durumu toparlamaya çalışmalı toparlamaya çalıştığı da ortada. Fakat şunu net söyleyeyim. Böyle giderse yani büyük zenginlerden vergi almak yerine işte evden, kiradan, kira istisnasını kaldırmak filan bu yol yol değil ben size söyleyeyim. Bu AK Parti'yi bir sonraki seçimde anavatan haline getirir. Tak diye çakılır. Ben size söyleyeyim. Ucuz yollara tevessül edilmesin. Hiç vergi vermeyenler var. Büyük büyük gruplar. Gerçekten denetimi kim yapmalı? Vatandaşı birbirine kırdırmasınlar. Şimdi bakın bugün Sözcü'den bir ekonomi sayfası haber. Vergi reformu yasalaşırsa yeni konut krizine yol açabilir. Ev sahibi olmanın vergisi. Vergi reformu adı altında ağırlaştırılıyor. Pastak yasalaşırsa evini satanın kiraya verenin vergisi artacak. Birden fazla evi olanlarda zengin fakir karmaşası yaşanacak. Ben şunu bir kere daha söyleyeyim. Genel ekonomik tabloyu düzeltme çabasındaki, yapısal reformlar konusundaki, yurt dışına kaynak arama konusundaki çalışmalara önemli Meme Şimşek'in. Buralarda toplumsal desteği çok. Ama aman dikkat diyorum. Bu ve benzeri konular netamelidir. Toplumsal tabanı kaybedebilir. Ekonomiyi toparlayacağım derken partisini de duvara çakabilir. Benden bunu bir gazeteci 32 yıllık bir gazeteci olarak söylemesi. Bu yol bence yol değil. Birden fazla konutu olanlara kötü haber. Katlamalı emlak vergisi ve tapu harcı yolda. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi reformuyla ilgili çalışmaları hızlandırdı. Vergi reformu taslağında konut sahipleriyle konutu yatırım aracı olarak kullananların daha fazla vergi ödemelerine yol açacak düzenlemeler yer alıyor. Mevcut düzenlemeye göre satın alınan konut 5. yıldan sonra satılırsa vergi ödenmiyor. Konut ilk 5 yıl içinde satılırsa maliye değer artış kazancı üzerinden yüzde %15 ila 40 oranında vergi alıyor. Yeni düzenleme ile 5 yıl istisnası kaldırılabilir. Yani satın alınan evin üzerinden 5, 10 hatta 50 yıl geçse de satıldığı gün değer artış kazancı hesaplanıp vergisi alınacak. Taslak düzenleme ile raiç bedel uygulamasının kaldırılacağı ifade ediliyor. Buna göre konutların güncel piyasa değeri esas alınacak. Güncel değerlerde ekspertiz raporlarıyla belirlenecek. Böylece vergi ve tapu harcı masrafları katlanacak. Kayıt dışılığı önlemek için tapu harcının düşürülmesinin görüşüldüğü de belirtildi. Ev sayısı arttıkça vergi oranı da artacak. Örneğin iki evi olanlar birinci evi için 5 bin lira vergi ödüyorsa ikinci evi için 7 bin 500 ya da 10 bin lira ödemek zorunda kalabilir. Tapu harcı tutarları da birden fazla evi olanlarda katlamalı olarak artabilir. Taslağın Haziran'ın ilk haftasında meclise sunulması planlanıyor.